Yeni müşteri edinmenin mevcut müşteriyi elde tutmaktan çok daha pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılan son araştırmalar bu meblağın 10 kata kadar çıkabildiğini gösteriyor. Müşteriyi mutsuz etmek ve onu kaybetmek de kuruma zarar veriyor. Kötü bir deneyim edinen müşterilerin yaşadıkları kulaktan kulağa yayılıyor. İstatistiklere göre mutsuz müşteriler mutlu olanları oranla 2 kat daha fazla kişiye deneyimlerini aktarıyorlar. Bunun bir de sosyal medya boyutu var. Bu sayının katlanarak nasıl artacağını tahmin edebiliyor musunuz? Kötü deneyim yaşayan müşterilerin unutma sürelerinin daha uzun olması da cabası. Yönetim gurusu Philip Kotler bu müşterileri kayıp olmak üzereler diye nitelendiriyor. Kotler'e göre önlem alınmadığı takdirde bu müşterileri kaybetmek işten bile değil. Tüm bunları göz önünde bulundurunca müşterilerin şikayetlerinin nasıl ele alınacağını bilmek bir gereklilik haline geliyor. Öncelikle şikayetin ne anlama geldiğine bakalım. Şikayet, iç veya dış müşterinin bir ürün ya da servisle ilgili memnuniyetsizliğini yazılı ya da sözlü olarak dile getirmesidir. Müşterileri olan her şirket şikayet alma riskine sahiptir. Bu nedenle müşterileri tekrar kazanmak için strateji geliştirmeleri şart. Ayrıca müşterileri mutsuz hale getiren sorunlarla mücadele etmek de gerekiyor. Siz de şirketinizin müşteri şikayetleri konusundaki yaklaşımını mutlaka öğrenmelisiniz. Şikayet süreçlerinin nasıl tamamlandığı hakkında fikir sahibi olmalısınız. Bunları öğrendiyseniz şirketinizin müşteri şikayetlerini ele alma yaklaşımını tamamlamak için sizlere bazı ipuçları vereceğiz. 1. Hatanın sorumluluğunu üstlenin. 2. Müşterinizi sonuna kadar dinleyin. Şikayetle ilgili tüm detayları öğrendiğinizden emin olun. 3. Hata ya da sorunla ilgili müşterinizden mutlaka özür dileyin. Müşterinizle empati kurun. Ona karşı her zaman nazik olun. 4. Kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için müşterinizle ortaklık yapın. 5. Birlikte geliştirdiğiniz çözümü uygulamaya geçin ve müşterinizi adım adım bilgilendirin. 6. Çözümün doğru adrese ulaşıp ulaşmadığını takip edin. Müşterinizin bu süreçle ilgili yorumunu öğrenin. Mutsuz müşterilerinizle tek tek ilgilenmelisiniz. Bunun için tüm şikayetleri detaylı olarak kayıt altına almalısınız. Şikayet takibini kolayca yapabilmeniz için sisteminizde şikayet takip bölümü bulundurmalısınız. Peki hangi bilgileri kayıt altına almanız gerektiğini biliyor musunuz? Gelin bu konuda size yardımcı olayım. Şikayetin alındığı tarih ve saat. Şikayet ile ilgili ilk işlemi yapan şirket çalışanlarının adı ve departmanı. Şikayette bulunan müşterinin adı, adresi, telefonu ve e-posta adresi gibi irtibat bilgileri. Bu bilgilere sahip olmanız ve önerdiğimiz adımları takip etmeniz şikayetin çözümüne ulaşmanızda size yardımcı olacaktır. Ayrıca müşterinizin süreçten mutlu ayrılmasını sağlayacaktır. Unutmayın, her bir şikayet müşterinizi geri kazanmak ve onu etkilemek için ikinci bir şanstır.